Hoş geldiniz. Ben Minsu. Bugün sizlerle birlikte Sims Court oynuyoruz. Şu anda Twitch'te canlı yayındayız. Siz de böyle oyunlara katılmak isterseniz chatte birlikte Twitch'e gelebilirsiniz. Onun da linki açıklamada var. Neredeyse her akşam yayın açmaya çalışıyorum. Oylama süresini 20 saniye yapıyorum. Venüs nasıl arkada tarayıcın açıkken oyun oynayabiliyorsun? Ben denediğimde bilgisayarım kasıyor. Arkada hem tarayıcı hem de oyunum açıkken bilgisayarım kasmamasının tek sebebi Opera GX. Opera GX kullanırken bilgisayarınız yorulmuyor çünkü ne kadar GPU ve RAM kullanabileceğini seçebiliyorsunuz. İşte bu sayede ben de yayınlarımda ve oyundayken bilgisayarım kasmadan rahat bir şekilde tarayıcımı kullanmaya devam edebiliyorum. Opera GX, klasik tarayıcıların aksine oldukça gelişmiş özelliklere sahip bir tarayıcı. O zaman izninizle size Opera GX hakkında birkaç küçük şey daha anlatacağım. Opera GX'e temanızı özelleştirebiliyorsunuz. Birçok farklı tema seçeneğine sahip ve bu temalar sadece arka planınızı değiştirmiyor, yazı yazarken çıkan sesten tıklama sesine kadar değiştiriyor. İlginç değil mi? Herkes uygun tema seçenekleri var. Eğer boru seviyorsanız boru teması da var. Evet, boru. Temaları soldaki çubuktan hızlıca değiştirebiliyorsunuz. Temaları özel tarayıcınızda müzik bile çalıyor. Eğer her kullandığınız şeyde kendi tasarımınızı görmek istiyorsanız burada da kendi temanızı ekleyebilirsiniz. Temalara özel shader'lar bile var. Kullandığınız siteler ekleniyor ve dilediğinizde tek tıkla kapatabiliyorsunuz. Oyun haberlerinden ücretsiz oyunlara kadar gösteren GX Corner köşesini de unutmayalım tabii. Abla demo oyunlardan oyun haberlerine kadar her şeyi nasıl bu kadar hızlı öğrenebiliyorsun diyordunuz yani. Sanırım artık sırrım ortaya çıktı. En sevdiğim özelliği ise uygulamalara kolayca ulaşabilmek. Soldaki çubuğa istediğiniz uygulamaları ekleyebiliyor ve olduğunuz sekmeyi değiştirmeye gerek bile kalmadan tek tıkla istediğiniz platforma ulaşabiliyorsunuz. En iyi kısmı ise Twitch bile tek tıklamanın altında. Twitch simgesine tıklayıp takip ettiğiniz hangi yayıncıların yayında olduğunu görebiliyorsunuz. Bu da artık yayınlarımı kaçırmayacağınız anlamına geliyor. Siz de Opera GX sınırı ve mağaranızdan çıkıp gelişmiş bir tarayıcıya sahip olun. Yani bence olun. Açıklamada Opera GX'in indirme linki bulunuyor. O linkten indirseniz beni de desteklemiş olursunuz. Oyun şu şekilde. Chatte son 30 saniye içerisinde herhangi bir şekilde bir şey yazdıysanız efendim buraya mahkemeye çıkma ihtimaliniz oluyor. Ben seçmiyorum, rastgele geliyor. Biri geliyor işte, bir suçu oluyor. Kendini savunuyor. Önce ben içeri atılsın ya da serbest bırakılsın diye seçiyorum. Sonrasında da siz chat'e yazarak içeri atılıp atılmayacağına karar veriyorsunuz. Bu şekilde yapıyoruz. Kim geldik? Lavix geldi efendim. Chatte aktif olmayı unutmayın. Oyunu Türkçe yapmayı unutmuşum. Nereden geri çıkacağım? Nereden geri çıkacağım? Oyunu Türkçe yapmayı unutmuşum. Tamam. Karsuyum geldi. Allah'ın cezası. Sanık izlediği Twitch yayıncısı izleyicilerle interaktif bir oyun oynarken AFK kalmıştır. Sanık kötü bir izleyici olmaktan yargılanmaktadır. Allah bilir arkada kimin yayınını izliyorsa. Savunmanı bekliyorum beyefendi. İdam. Kapım çaldı, ona gittim. Bu bana inandırıcı gelmedi. Bu bana inandırıcı gelmedi. Kargo gelmiş. Bence kargo bekleyebilir yayını. Her suyu. Suçlu bence. Sansürle seçeneği ne yapıyor? He. Suçlu abi. Kargo bekleseydi. Siz de oylayabiliyorsunuz. Suçlu olduğunu düşünüyorsanız 0'a basın. Suçsuz olduğunu düşünüyorsanız da 1'e basın. Suçlu seçildi. Öyle kardeşim, yayında öyle AFK kalırsan, arkada 31 çekersen böyle suçlanırsın mahkemede. Belin cici ve şikosu. Sanık flört ettiği kişinin evine gittiği tuvalete tıkamıştır. Sanık mala zarar vermekten yargılamak. Ama insanlık hali, ne yapalım? Sıçmış yani. Sıçtığı için şey mi yapacağız? Suçlu mu diyeceğiz? Abla tuvaletleri dandikti. Yeterli bir sebep bence. Benim suçum yok. Suçlu değil abi. Onun sorunu değil. Suçsuz bence. Oylamayı başlattım. Ha, başlatmam. Bence suçsuz yani. İnsan sıçabilir, ne olacak? Teşekkür ederim. O 7 tane suçlu diyenin de amına koyayım ben. Oğlum random isimler yazmayın adınıza. SuXWBPX. Sanık sevgisine doğum kontrol yöntemi kullandım demiştir ancak kullanmamıştır. Sanık yalan söylemekten yargılanmaktadır. Şerefsiz. Çocuk doğunca mı babasına haber verecektin? Suçlu. Çocuk doğacak, o zaman gelecek. Ay aşkım, ben kullanmıyordum, şaka yaptım. Abla ama suçum yok. Bu ne biçim bir savunma ya? Böyle şey mi olur? Aşkım sosyal deney, kameraya el salma. Suçlu. Suçlu, net suçlu abi. Çocuk doğacak ama babasının haberi yok.
Böyle şeyler yapmayın. Öykü geldi. Öykü bariz olarak katıldı aramıza. Sanık pideye ketçap ve mayonez sıkmışlar. Sanık pide yeme ilkelerini ihlalden yargılanmaktadır. Bir şey diyeceğim, bu çok saçma bir suç. Ben de salamı çikolatayla giyen bir insanım. Üzerine çikolata sürüp. Bu yüzden insanlar istediği şeyi istediği şekilde yiyebilir. Suçsuz ha, isterse ketçap döker, isterse mantıyla karıştırır pideyi. Venüs de suçlu. İstediği gibi ya. Ne damaksız Venüs lan, siz hiç denediniz mi salamla çikolatayı? Çok güzel oluyor. Abla benim damak zevkim. Evet kuzum. O yüzden kendini suçlu hissetme. Ya ne iğrenç, ağzınızın tadını bilmiyorsunuz. Deneyene kadar hiçbir şeye şey diyemezsiniz. Bence çok güzel savundum. Ben az kalsın götü şey yapıyorduk yani, suçlu diye atıyordunuz kızı içeri. White PKG geldi. Tanık gerçek Batman oyuncusunun Ben Affleck olduğunu savunmaktadır. Sanık kötü bir film izleyicisi olmaktan yargılanmaktadır. Hayatımda hiç Batman, işte ne bileyim Superman, odur budur hiç izlemediğim için konuyla alakam yok. O yüzden suçlu. Alakam yok, bilmiyorum. Ne alaka? Bence de ne alaka? Ben Affleck kötü... Ben bilmiyorum, suçlu mu suçsuz mu? Size göre şey yapacağım. Suçlu, suçsuz. Suçsuz. Suçsuz mu? Tamam. Olamaz. Herkes o kim yazıyor? Kimse o kadar izlemiş ki Batman. Ben de alakam yok, hiç bilmiyorum. Tabnova'ya geldi. Abi dilenci olarak... Dilenci de serseri keko. Sanık kalabalık bir sokakta yürürken sigara içmiş ve insanların yüzüne sigara üflemiş. Sanık insanları rahatsız etmekten yargılanmaktadır. Ben bunu bir suç olarak görmüyorum. Gidip adamın suratının çenesinden tutup yapmadığın sürece bir sorun değil. Açık havada sonuçta. Sokakta sigara içilebilir yani. Sokakta içmeyeceğiz, nerede içeceğiz? Kafede mi içeceğiz? Ne suçlusu oğlum, hastanede falan filan vesaire değil, sokakta. Şerefsiz, bana da yapıyorlar suçlu. Abi kasti olarak yapmıyoruz, alıp böyle yapmıyoruz. Eyvallah abla. Ben savundum yeterince bence. Balkonda içsin. Lan sokakta zaten. Suçsuz. Sokakta sigara yasaklasınlar. Ebenin nerede içeceğiz? Suçsuz. Rahatsız ediyor ama. Oğlum kalabalık bir sokakta içen... Yani açık hava, bir şey olmaz, o kadar da abartmayın. Yere eğilerek itin. Ha bir sürünerek itin. Ne oluyor oğlum arkada? Yeni takipler için teşekkür ederim. İnsanların sigara içmesi suç değildir. Teşekkür ederim. Hala geldi. Sanık bir işe girmek için özgeçmişte yalan söylemiştir. Sanık yanıltıcı olmaktan yargılanmaktadır. Ya bir şey diyeceğim, ben bunu da suçlu bulmuyorum. Neden? Çünkü bir işe girerken özgeçmiş istiyorlar. Ya da ne bileyim daha önceden bir iş deneyimi istiyorlar. Ama yoksa hiçbir şekilde işe başlayamıyorsun. Çünkü her yer bir öncesinde bir iş geçmişi istiyor. Her yer istediyse biz nereden başlayacağız, işe başlayacağız? Her yer çünkü öncesinde bir yerde çalıştığınızı bilmek istiyor. Deneyim istiyorlar ama ilk işimse işte deneyim istiyorlar ama her yer bunu istediği için bir yerden başlayamıyoruz. Yalancılık ama suçlu. Ya ne olacak böyle yalandan ya? Patronlar suçlu, ben ne yapayım? Evet işte suçsuz. Bir kerecik yalan söylemiş çocuk, bir daha söylemez. Yalan söylemek suç değil mi? Değil. Değil. Bence suçsuz. Arkadaşlar yalan bir suç değildir. Teşekkür ederim. Beni sizler var ettiniz. Hasta Lavio geldi. Elf ya da goblin gibi bir şey olarak. Sanık bir gazetecidir. Sanık topluma tehlikeli etkileri olabildiği bir gerçeği öğrenmiş ve bu gerçeği yayınlamıştır. Sanık kaosa sebep olmaktan yargılanmaktadır. Bu da suçlu değil. Ne yapsın, söylemesin mi? Gerekli bir şey. Suçlu değil abi. Aa ben geldim. Kendini savun istersen şey yapacağını. Abla, efendim ablam. Ablasının geliyor. Kendini savunacağım ama savunmazsan içeri gidersin. Bak bu chat döver seni. Suçsuzum. Savunmaya bak. Allah kahretmesin. Suçsuzsun da. Böyle savunmadan sonra suçlu diyesim geldi. Yedi. Suçsuz. Ya ama şeyden dolayı bence hani. Oğlum söylemesi gerekiyor. Kaosa sebep olacaksa da olsun. Mesela ülkeye Covid girdi. Söylemeyecek miyiz? O ilk geldiği zamanlarda. Tamam kaos yaratacak ama söylenmesi lazım onun. Aynı mantık. Lan asmayın her önünüze geleni. Suçsuz. Beni suçsuz diyorsa suçludur. Bu kadar mı bana şeyiniz? Savunmaya bak Aslı. Kabile olarak mı geliyorsunuz şu an mahkemeye, anlamadım. Toplu olarak fuhuş şeyine mi girdiniz? Sanık sokakta bırakılan bir çantayı almıştır. Çantanın içinde daha önceden 500 bin dolar vardır ve sanık yakalandığında 400 bin dolar kalmıştır. Sanık hırsızlıktan yargılanmaktadır. Bence bu da suç değil. Sonuç olarak çantayı vermiş. O da yol parası. Suç değil bu, suçlu. Neresi suçlu arkadaşlar?
100 binini almış, 500 binini de alabilirdi, 300 binini de alabilirdi. Az iyi tarafından bakın. 100 binini almış, ekmeğine bakmış, vermiş çantayı. Ben o zaman 500 binini alırdım, o zaman suçlu derdiniz bana. Vergi almış, evet. Hak etmiş, bomba da olabilir, kendini tehlikeye attı. 100 bin lira yol parası mı olur? Orasını sorgulama. Bilader'e gittim, anneni öldürdüm ama seni öldürmedim. O zaman da diyecek misin, beni de öldürebilirdi ama öldürmedi. Annemi karıştırma. Aa, cevap vermemiş. AFK'ya geçiyorum o zaman. Sanık arkadaşının odasını boyarken onun çok pahalı bir bilgisayar monitörünü kırmıştı. Sanık bana zarar vermekten yargılanmaktadır. S**tir git. Suçlu. Ben o kadar gideceğim, eşek gibi çalışacağım. Ben gideceğim, eşek gibi çalışacağım. Arkadaşım gelecek. Ay kanka, monitörünü kırıverdim ya. S**tir git. Suçlu. Bak, parasını verecekse de suçlu abi. Benim monitörümü bozmuş sonuç olarak. Suçsuz. Kendini suçsuz diyeceğim ha. Boyatıyorsa kendisi boyasın. Sonuç olarak sen kırmışsın. Suçlu. Eski arkadaşım. Seni bu chat haklı çıkarsa ben çıkarmam. İş kazası kabul edilemez. Dikkat etseydi. Ne suçsuzu s**in gidin ya. Ya o zaman şey yap, sizin de monitörünüzü alayım kırayım, suçsuz sayılayım yanlışlıkla kırdım diye. Sırf senin adına suçsuz diyeceğim. Allah. Bu Hugo'sa gitsin buradan. Nuramasını olan. Tanık asla garsonlara bahşiş vermektedir. Sanık kötü bir müşteri olmaktan yargılanmaktadır. Bence bu suç değil. İnsanın parası olmayabilir. Mesela sadece yemek için parası vardır. İlla bahşiş vereceğiz diye bir şey mi var? Cimrilik değil oğlum. Paramız yok belki. Gitmişiz burada 5 liraya. 5 liraya köfte ekmek kalmadı değil mi? 40 liraya köfte ekmek yemişiz. Cebimizde zaten 2 lira kalmış. O 2 lirasıyla bahşiş mi vereceğiz? Anne baba, halbuki abla. Ha bu arada ben istamak zevkine salam çikolatını. Ya kendini savunmuyor. Suçlu. Size namık. Ya bu bana hakaretten içeri gireceksin amarım. Ben seni bahşişten değil, bana hakaretten ve damak zevkime hakaretten suçlu olarak sayıyorum. Damak zevkine bak. Bak, damak zevkime laf etmiş. Suçlu. Yargıca hakaretten suçlu, hakime. Ben senin adına sana tersini yapacağım, suçlu. Allah sizi kahretmesin chat gibi. 50R1. Çok güzeldi bir hanımefendi. Sanık kalabalıkta bir şehirde yaşamaktır ve düzenli olarak çöplerini sokağa, hatta kumsallara atmaktır. Sanık çevreyi s**t ya. Suçlu. Çevreyi kirletmeyin oğlum. Bok götürüyor etrafı zaten. Çöp kutusu yoktu. Ama bak mesela çöpünü cebine koyup çöp kutusu bulduğunda atabilirsin. Cebinde taşı çöp görünce atarsın. Aynen. Suçlu. Dünyanın anasını s**tini. Suçlu. İstersem yola sıçarım. Aynen sıç. İhbar etmezsem oro çocuğuyum. Suçlu. İstiklal mahkemelerine yargılanacaksınız arkadaşlar. IP adresini vermiyor, hiç bulamazsın. As**tir ya, ne yapacağız? Tamam, ihbar edemem. Ne olur, kaldı öyle. Ya cebi yoksa ne yapacaksın? Elinde taşıyacak abi. Elinde böyle evden çıkardığı koca poşeti taşımadığı sürece. Ya yanında ne gibi küçük? Zaten bir gofret çöpü, ne bileyim. Küçük çöp olur. Eli yoksa ebenin a**sizde arkadaşlar. Yağmur ama işsiz olan. Sanığın komşuları kırbaçla fantezi yapmaktadırlar. Sanık durumu yanlış anlamış ve komşusunun eşini korumak için komşusunu dövmüştür. Sanık kasten yaralanmaktan yargılanmaktadır. Bence bunda bir suç yok. Bence bunda bir suç yok. Çok fazla kadına... O ben değilim. Çok fazla kadına şiddet olduğu için şiddet sanmış milletin fantezisini, korumaya çalışmış. Bundan daha doğal ne var arkadaşlar? Hiçbir zaman dövmediniz mi komşunuzu? Travması olabilir, suçsuz. Ne sandın, ben nereden bileceğim kardeşim? O zaman siz de bağıra çağıra kırbaçla vurmayın lan birbiriniz evde. Apartmanda yaşıyorsunuz demek ki ama dur. Dövmek de bir tekme ya. Ha, bir tekme. Yani suçsuz, bir tane tekme atmış. Değil mi? Belki travması var. Direkt böyle şeylerde şiddet herhalde deyip gitmiş yardımcı olmaya çalışmış. Sana ne 400 verdim ben o kırbaca. Amına koyayım. Yavaş vuracaksın kardeşim apartmanda yaşıyorsan kırbacı. Biz sizin ah uh seslerinizi duymak zorunda mıyız? 12 alt çizgi 987. Sanık bir DJ ve apartmanda yaşıyor. Sanık geceleri dahil sürekli yüksek sesle müzik dinliyor ve çalıyor. Sanık insanları rahatsız etmekten yargılanıyor. Hiç sorun değil. Bak, bebek sesiyse sinirlenirim. Kavga sesiyse sinirlenirim. Konuşma sesiyse sinirlenirim ama müzik çalıyorsa hiç sorun yok. Düşünsene abi, müzik açmadan yukarıdan beleş DJ dinliyorsun. Normalde o DJ için gideceksin, para vereceksin kulübe falan. Suçsuz. Kulaklığı yok fakir idam. Ne suçlusu oğlum, ne güzel beleşe müzik dinliyorsunuz. O parayla dinliyorsunuz normalde onu. Parti karısı beni suçsuz diyor. Bebeğim var ama ona uyuyamıyor piç. Bebeğine mi piç
istedin burada ben anlamadım. Allah benim suçum yok, o başlattı. Bok gibi savunuyorsunuz kendiniz var ya, inşallah bir gün mahkemeye yolunuz düşmez. Suçsuz. Belki çocuğum uyuyor benim. Çocuğunu s**im, o saatte yatmasın. YouTube'dan değil oğlum, DJ hani normalde kulüplerde falan filan çalıyor ya. Gece mi sabah mı yatsın bebek? Sabah yatır. Uyku düzeni diye bir şey olmak zorunda değil. Kendinizi bu kalıplara sokamazsınız. Beni niye suçlu olarak şey yaptınız ki şu an? Kapıyorum ben yayını ya. Bankten Bestie. Tanık filtreyle kahveye şeker atmaktadır. Filtre kahveye şeker atmaktadır ve kahve içme ilkelerine aykırı davranmaktadır. Damak zevkini kimsenin yargılayamazsınız. Sesimizi duyuracağız. Salamlı çikolata, filtre kahveyi şekerli, pideyi de ketçaplı yemeye devam edeceğiz. Ama pilavı ketçaplı yiyenler gerçekten çok kötü. Ona karşıyım hala. Filtreye şeker konmaz. Belki yanlışlıkla filtre kahve alıyor her seferinde, salaktır. O yüzden şey yapıyordur. Aa, savunmadı kendini. Çok merak etmiştim savunmasını. Geçtim. Makarnayı da ekmekle yemeye devam edeceğiz. White PKK geldi yine. Neyse devam, herhalde gelirsiniz. Rastgele seçiyor, ben şey yapmıyorum. Sanığın sevgisi WhatsApp webin laptopunda açık bırakmıştır ve sanık sevgisinin her mesajını okumuştur. Sanık özel hayatının gizliliğini ihlalden yargılanmaktadır. Böyle insanlardan nefret ederim, net suçlu. Suçlu. Oğlum sevgilinizin mesajlarını okumak doğru bir davranış değil. Değil mi? Zaten şeyde sevgilisinde sorun. Niye laptopunu, telefonunu açık bırakıp gidiyor, mesajlarını açık bırakıp gidiyor? Yaptıran da önemli. Senin ana... Kardeşim güvenmiyorsa gidip o kişiyle konuşacaksın. Gidip mesajlarını gizli gizli okumayacaksın. Berat Efe. Oğlum insanların mesajlarını okumak gizli falan yani... Gidin insanların mesajlarını gizli gizli okumayın, manyak herifler. Sizin de bir gün mesajlarınız okulur, mal gibi kalırsınız özel hayatınızın içine işgal edildiğinde. Sanık bir restoran sahibidir ve garsonlara bırakılan bağışı kendisini almaktır. Sanık kötü bir patron olmaktan yargılanmaktadır. Suçlu. 3-5 kuruş kazanıyor zaten o garsonlar. Onu da gidip üzerinize almayın, şerefsiz herifler. Allah, ben onları kendime alıp sonra garson sayısına bölüp maaşların üstüne ekliyorum. Onunu s**eyim, güzel savundu. Güzel savundu. İlk defa chatte güzel savununu gördüm. Helal olsun lan. VIP falan mı versek sana? Etik değil ama etikleştirmiş. Suçsuz. Belki de bizi şu an yalanla ayakta sıkıyor. Hiçbir fikrimiz yok. Niye adamın emeğini bölüştürüyorsun? Sen lan sen s**lik. Daha anlamazsın emekçi kardeşlerimizi. Çok iyi savundun Berat. Helal olsun. Xurella geldi. Sanık dijital bir çiftlik olan ve insanların yatırım yapıp hayvan satın alabileceği ve gerçek karlar elde edebildiği nakit çiftlik... Adalet! Adalet! Gerizekalı, hanginiz yaptı onu? Hanginiz yaptı onu? Ödüm koptu ama... Neyse. Neydi? Sanık dijital bir çiftlik olan ve insanların... Çocuğun sus! Ben söyleyeceğim! Anne sütündeki prebiyotikler... Bu sesleri niye koydum ya? Canım acıdı. Çocuğun sus! Güçlüyse, ben söyleyeceğim! Anne sütündeki prebiyotikler... Yapma, atmayın artık, ne olur atmayın. Adalet! Adalet! Tamam yeter, güldük eğlendik, yeter oyuna dönelim artık, atmayın. Ebenin oğlu! Tamam artık yeter ama, bu son oldu değil mi? Bitti. Teşekkür ederim. Oyuna dönelim artık. Teşekkür ederim bitler için falan. Sanık dijital bir çiftlik olan ve insanların yatırım yapıp hayvan satın alabileceği ve gerçek kârlar elde edebileceği nakit çiftlik adına bir uygulama geliştirmiştir. Fakat bu aslında sanığın insanların parasını alabilmesi için yaptığı bir dolandırıcılık faaliyettir ve dolandırıcılıktan yargılanmaktadır. Çiftlik ben k***a koyayım, suçlu. Paramı ver. Yok, suçsuzum. Zal, haber verdiğin için ya. Valla biz de chatte şu an 90 kişi onu düşünüyor. Suçlu mu suçsuz mu diye, teşekkür ederiz. Valla öyle bir şey yapmak istemedim, onları bağışlayacağım. Bok gibi de savunuyorsunuz ya kendinizi. Allah kahretmesin sizi. Suçlu. Bir yazanlar hangi kafada? Paranız çalındı lan sizin. Karpuz severim. Hoş geldin. Sanık ailesinin bütün varlıklarını, arabalarını, evlerini izinsiz bir şekilde kripto paralara yatırmak için satmış ve bütün parayı kaybetmiş. Sanık hırsızlıktan yargılanmaktadır. Adalet! Adalet! Gerizekalı adam. Mal. Çocuğum olsa reddederim amına koyayım. Suçlu. Lan vallahi yapmadım, aşkolar. Allah belanı ver. Aşko dediğin için zaten içeri atılacaksın şimdi. Gözüm kaşınıyor, bekleyin. Bekleyin. Suçlu işaretleyeceğim. Tamam. Suçlu.
Geri zekalı çocuğum olsa reddederim.